bir görsen gerçekleri. Yok yere birbirimize düştük. İnanamıyorum ya, inanamıyorum. Alp komutanım yok. Yok, biz teslim alacağız. Tamam komutanım, sıkıntı yok benim için. Yalnız buraya bir imza almam gerekiyor. Erdal komutan geldi yine. Bir şeyden şüphelenmedi. Önce roketleri alacaklar, sonra da bizi öldürecekler. Bizi öldürseler, o roketlerle neler yaparlar? Esas onu düşünsen. Adamı çarşıya pazara atsan memleketi ayağa kaldırır. Ne yapacağız peki? Biraz oyalayacağız onları. Neden? Adamlar içeri girdiğinde ben bilgisayar başındaydım. Hemen bir mesaj attım. Saldırıya uğradık, gelin kurtarın dedim. Görecekler mi? Görseler inanacaklar mı bize? Dua edelim de görsünler. Az sık dişini. Görünce hemen gelecekler, merak etme. İnşallah. Aslan Çınar'dan başkasına konuşmam diyordun. Al sana Aslan Çınar. Buyurun, dinliyorum. Hepsine güvenebilirsiniz. Rahat olun. Buyurun şöyle. Yaklaşık bir ay önce bir bilgi istihbarat ettim. Bir suikast bilgisi. Kime? Üst düzey. Konsolos, büyükelçi falan mı? Hayır. Benim anladığım çok daha üst düzey. Yabancı bir devlet başkanı bile olabilir. Ne diyorsun sen? Nasıl yapacaklar peki? Big Karakol'u ele geçireceklerini biliyorum. Roketlerin peşindeler. Çözmeleri gereken bir kriptolu dosya var. Bunun için de çok iyi bir bilgisayar mühendisi araştırıyorlar. Dertleri ne? Kim bunlar? Bilmiyorum. Bilsem böyle parça parça anlatmazdım. Bir dakika, müsteşar arıyorum. Buyurun sayın müsteşarım. Ayşegül, az önce buraya bir acil yardım çağrısı geldi. Bir askeri karakoldan geldi. Saldırıya uğradıklarını düşünüyoruz. Aynı bilgiyi az önce teyit ettim sayın müsteşarım. Karargaha az önce bir yardım çağrısı gelmiş. Onlar. Adresi mesaj atın. Ben hemen yola çıkıyorum. Tamamdır. Ercan, ikisini karargaha götürün. Tamam Ayşegül. Diğerleri benle gelsin. Operasyon için hazırlanın. Ayşegül. Ne olur dikkat et kendine. En azından Sebo'ları alsaydın yanına. Bizimkileri alsaydın. Onlar bugün müsait değil. Aslan Bey. Müsteşarım bakar mısınız? Söyle. Az önce aldığımız yardım çağrısı. Bir terslik var. Sanki başka bir yerden geliyor. Ayşegül yanlış bir yere gidiyor olabilir. Emin misin? Tam çözemedim ama sanki sinyalin kodu değiştirilmiş sonradan. Kızım ne diyorsun kod mod? Yardım edeceğimiz karakol başka bir yerde galiba. Tamam Ayşegül gitsin oraya baksın. Sonra da diğerine gider. Emin misiniz? Sus işini yap. Akif abi, acayip bir durum var burada.
Hayırdır? Ne yapıyorsun? Dikkatsizliğinizi telafi etmeye çalışıyorum. Ne oldu ki şimdi ya? Biz buraya girdiğimizde askerlerden biri yardım çağrısı atmış. Karakolun güvenlik dosyalarına girince tesadüfen fark ettim. Ne yani? Buraya mı geliyorlar? Hadi çıkalım hemen. Panik yapma. Adresleri değiştirdim. Telefon irtibatı zaten kuramazlar. İlk çağrının adresini başka bir yer olarak değiştirdim. Yani burası diye başka bir yere mi gidiyorlar? Evet. Madem giriyorlar, bir karşılama yapmak lazım değil mi? Ya sen aşırı derecede sevimli bir şeysin ha. Müsteşarım, verdiğiniz adresteyiz. Ortalık sakin. Terk edilmiş gibi. Silah değişimi için ideal bir yere benziyor. Kameralardan bizi izleyebilirsiniz. Hadi Ayşegül, alın gelin şu adamları. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun müsteşarım. Oo, Aslan Çınar. Nihayet geldin demek. Güvendiğimiz dağlara sayende kar yağdı. O kar benim güvendiğim dağlara yağdı sayın müsteşarım. Meğer bunca yıllık Aslan Çınar'ın sözü geçer akçe değilmiş. Bir kalemde silinip atılacak, itimat edilmeyecek adammışız. Aslan Çınar, bu kişisel bir mesele değil. Daha ne olsun? Adımız zemine çıkmamış demek ki. Ama size değil, bana yazıklar olsun. 3 kuruşluk güven verememişim kimseye. O kadar da değil aslan. Geç otur şöyle. Her şey düzelecek, merak etme. Bak, Ayşegül operasyonda. Gel. Ayşegül mü? Misafirimizi dinlenme odasına götür. Ayşegül ve ekibi nihayet geldi. Anne, Ayşegül'den vazgeçmek istediğine emin misin? Peki, sen bilirsin anne. Kusura bakmayın. Acil bir durum için gelmiştim. Ne gibi? Bir saldırı olduğuna dair bir çağrı gelmişti de. Acil durum çağrısı. Belli ki bir yanlış anlamı olmuş. Evet. Kapıda nöbetçi olmayınca ben de göreyim istedim. Biraz rahatsızdı da başka asker gidecek. Tamam o zaman. Ben gitsem iyi olacak. Kolay gelsin. Pardon. Adınız neydi? Akif Emir. Ekip birden. Nihayet tanışabildik. Adınızı çok duydum. Gelin bir kahve içelim. Kusura bakmayın. Teşekkür ederim. Çok acelem var komutanım. Israr edin. Kitapsız. Alın şunun silahını. Vay, vay, vay. Akif Emir, ne zamandır görüşmüyorduk birader. Özlemişim be. Demek sizdiniz ha. He,
Sen kim bekliyordun? Herkes dikkatli olsun. 3'e kadar sayıp giriyoruz. Temiz! 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 Allah kahretsin. Burada kimse yok. Ben dışarı bakıyorum. Siz aramaya devam edin. Hadi. Şuraya. Ayşegül kızım. Ayşegül. Allah kahretsin, ne oldu? Bomba patladı galiba. Ayşegül. Ayşegül, duyuyor musun beni? Sesimi duyan var mı? Beni aslançılar! Hemen birilerini gönder. Gidip baksınlar çabuk. Emredersiniz. Ayşegül! Kızım, ne olur cevap ver. Ayşegül! Ayşegül diyorum sana! Allah'ım yarabbim! Ayşegül! Kızım dedi, Ayşegül dedi birader. Allah reis bu. Ayşegül! Reis! Reisim bizi nezarete tıktılar! Çıkar bizi buradan reis! Reis! Ayşegül! Reisin sesine bakılırsa bir terslik var. Çıkarın lan bizi buradan. Çıkarın lan. Çıkarın bizi. Beyler, müsteşar hala burada. Kesin sesinizi. Bağırmazsanız iyi olur. Başlatma lan müsteşarından. Ne oluyor? Ne oluyor? Sibo. Kızım. Kızım. Benim baban. Ne olur bir ses ver. İyi misin? Ya kurban olayım Ayşegül. İyi misin? Ya kimse duymuyor mu beni? Kimse duymuyor mu beni? Biri cevap versin. Ayşegül. İyi misiniz? Delirtme kızım beni. Biri cevap versin. Ayşegül Hanım. Ayşegül. Ayşegül, sesimi duymuyor musun kızım? Ayşegül. Ayşegül, duymuyor musun beni? Beni duyan yok mu? Ben Aslan Çınar. Kimse duymuyor mu beni? Biri cevap versin. Kurban olduğum kızım. Ayşegül. Beni duyan var mı? Ben Ayşegül. Ayşegül Hanım. Kimseye bir şey oldu mu? Ambulans.
başımız sağ olsun. Tuzak kurmuşlar. Herkesi öldürdüler. Namussuzlar. Kızım topla kendini. Senin suçun yok. Tuzak olduğunu bilemezdin. Size demiştim değil mi? Bir sinyal daha var. Bu işte bir acayiplik var demiştim. Ne saçmalıyorsun sen be? Şimdi de benim kabahatim mi oldu? Astur. Madem bir şüphe vardı... Niye gönderdin o adamları? Aslan Bey, dedim ama dikkate almadı. Senin yüzünden gencecik insanlar öldü müsteşar. Aslan. Geri çekil, geri çekil diyorum. Burası bizim çöplüğümüz aslanım. Aslan Çınar, delirdin mi? Ölmüş eşek, kurttan korkmaz müsteşar. Gelmişiz zaten yolun sonuna. Bak, iyice belaya batıyorsun. Aklını başına devşir. Buradan öteye akıl gitmez müsteşar. Ancak yürek gider. Bela git çıkar bizimkileri. Tamam Aslan Bey. Leyla, Allah aşkına ne oluyor? Biri bizi bilgilendirsin ya. Ortalık iyice karıştı. Ayşegül saldırıya uğradı. Aslan Bey de müsteşara silah çekti. Çok şükür. Az söyle be. Buna da bir tek reisin maçası ya. Aç. Sizi çıkartmamı söyledi. Aç. Yürü. Reis. Yürü. Reisim. Ne haber çocuklar? Reis, bakıyorum da hızlı dönmüşsün. Müsteşar Bey ve beraberindekileri VIP locaya alın. O nerede be? Oğlum nezarethaneyi söylüyor nezarethaneyi. Balta mısın sen? Aslan. Hayatının geri kalanını hapiste çürüyerek geçireceksin. Hapiste olmazsa toprak altında çürüyeceksin. Haberin yok mu Müsteşar Efendi? Biz aşığız. Ölmeyiz. Çürüyüp toprak olmayız. Karanlıklarda kalmayız. Bize Leyli Nehar olmaz. O bakımdan. Hadi. Buraya gel. Çök. Çök seni. Gençler,
Sakin olun. Korkacak bir şey yok. Tamam. Gel şöyle. Geç. Allah'ım yardım et. Bu çocukları sağ salim ailelerine teslim etmek ister misin? Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et. Allah'ım kurtar bizi buradan. Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et. Ne istiyorsun söyle. Benim için birini getireceksin. Kim? Bir mühendis. Ne planlıyorsunuz ha? Bak, orası seni hiç ilgilendirmez. Kim bu mühendis? Niye istiyorsunuz? Tamam. Sakin ol. Bak, adamımız bu. Sevgili izleyenler, bugünkü konumuz Türkiye'de teknoloji. Ve bu alanda Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkelerin çalışmaları. Canlı yayında kim? Delirdiniz mi siz ya? Ben zaten kaçak durumundayım. O binaya gidene kadar zaten tutuklarlar beni. Hayır diyorsun yani. İmkansız diyorum. Kısa bir aranın var. Yazılım teknolojisi ne demektir bunu öğreneceğiz. Şimdi reklamlardan sonra buradayız. Bakın beyler. Hepiniz daha gençsiniz. Önünüzde uzun yıllar var. Ülkemize, milletinize hizmet edeceksiniz. Bugün burada hepimiz kanuna karşı gelmekle suçlanacağız. İsteyen şimdi hemen bu kapıdan çıkar gider. Benden ona asla kınama olmayacak. Başınız belaya girsin istemem. Hapse girer miyiz reisim? Muhtemelen. Kaç sene yeriz reis? 10, 15, belki de ömür boyu. Vallahi reisim, berabersek beni bozmaz. Yatarız evvelallah. Oğlum, sayılı gün çabuk geçer de. Sayılı gün dediğin 30 sene yalnız abi. Olsun. Ne var ya? 30 sayı değil mi? Yatarız çıkarız be. Aman! Akif de olacak değil mi reis? Akif abim gelmezse yatar bu iş, baştan söyleyeyim. Akif nerede sahi? En son konuştuğumda ona diğer sinyalden bahsetmiştim. Oraya gittim muhtemelen. Ara çabuk, belki o bulmuştur. Bu adam bize canlı lazım. Allah belanı versin. Ne istedim bu çocuktan? Ondan değil, senden istiyorum. Adamı bana getirecek misin, getirmeyecek misin? Akif abi cevap vermiyor. Ayşegül. Ayşegül kızım. Ayşegül duyuyor musun beni? Ayşegül.